Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere geçtiğimiz günlerde Fransız polisinin biri Türkiye'li iki gencin ölümüne sebep olması suçlamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'na seslendi. Soruşturmaya müdahale olunmaması vatandaşlarımızın ülkemize olan güvenini sarsar, görüntülerin kaybolmasına izin vermeyin dedi. CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tuttere, Fransa'da geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren 19 yaşındaki Adıyamanlı genç Fatih Karakuş'un ölümünde Fransız polisinin kastı olduğuna yönelik iddialara karşın adli kurumlarca dosyaya eklenmeyen kaza anına ilişkin görüntülerin akıbetini ve Dışişleri Bakanlığı'nın soruşturmaya müdahil olup olmadığı konusunu meclise taşıdı. Ölümlü kaza Karakuş'la 17 yaşındaki arkadaşı Fas asıllı Adam Soli'yi polisin seyir halindeyken yakın takibi alması sonucunda yaşanmıştı. Milletvekili Avukat Tuttere, Fatih Karakuş'un babası Mehmet Ziya Karakuş'un beyanlarında Fransız polisinin yasalara aykırı bir biçimde kastsız sürücü kontrolündeki motosikleti yakın takibe aldığı, bir sivil olmak üzere iki ekip aracın motosikletin arkası ve önünden sıkıştırıp beton bariyerlere çarpmalarına neden olduğu ve kazanın meydana gelmesinde güvenlik güçlerinin doğrudan ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Baba, kazanın meydana geldiği yerde pek çok kamera bulunmasına rağmen soruşturma dosyasına oluş anını değil olay yerine yakın bir görüntünün delil olarak eklendiğini anlatıyor. Olay faillerinin soruşturulması, maddi hakikatin ortaya çıkarılması gerekirken dosyanın kapatılmaya çalışıldığı dile getiriliyor. Konu hakkında çelişkili durumların olduğu kesinlikle ortadadır. İddiaların gerçekliği halinde Fransa'da yaşayan acılı Karakuş ailesinin telafisi imkansız mağduriyetler yaşayacağı ortada. Keza müdahil olunmaması durumunda da vatandaşlarımızın ülkemize olan güvenini sarsacaktır açıklamasını yaptı. Biz adalete güveniyoruz. Adalete zaten intikal ederse de çözüleceğine de inanıyorum. Tuttere soru önergesini Dışişleri Bakanlığı'ndan kazanın yaşandığı Grenoble kentine bağlı olduğu Lyon Konsolosluğu ya da Fransa Büyükelçiliğimiz tarafından olayla ilgili herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığı Fransa güvenlik güçleri ve adli makamlarca Lyon Konsolosluğu ya da Fransa Büyükelçiliğine bilgi ve belgelerin gönderilip gönderilmediği, acılı aileyle bir görüşme yapılıp yapılmadığı ve cenaze aşamasında bakanlığın maddi manevi katkıları konuları hakkında bilgi almak amacıyla verdi.